Evet değerli kardeşlerim, bu akşam yapacağımız dersin mevzusu Bid'at Mefhumu. Her dersten önce Hutbetul Hâce'de okuduğumuz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden bize kadar sahih olarak ulaşan, kendisinin buyurduğu gibi Aleyhisselatü Vesselam فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Zira İslam'da sonradan çıkmış her şeyin ismi bidattır. Her bidat sapıklıktır. Her sapıklıkta, yani dalalet, ateştedir. Buradaki sapıklıktan maksat bizim bugün anladığımız mefhumuyla değil. Yani dalalete ermektir. İnhiraf etmektir. Yani sünnetin çizgisinden ayrılmaktır demek. Çünkü İslam ve ilmi literatürde dalalet dendiği zaman anlaşılması gereken şey sünnetin çizgisinden ayrılmak. Her kim bir an olsun veyahut herhangi bir meselede sünnetin çizgisinden ayrıldığı vakit ona dalalete sapmış derler. Veya bu şekilde devam ediyorsa o Ehlul dalale, yani dalalet ehlindendir denir. Sünnete uymayan, sünnete ittiba etmeyen kimselerin arasındadır denir. O yüzden bid'atçı veya bid'at ile uğraşan kimse dalalet ehlindendir sözü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendi lafzından sabit olmuştur. Bizler bunu her dersin öncesinde yıllardan beri, sadece burada değil, geçmişte yaşayan birçok ilim ehli, gerek selef olsun, gerek halef olsun, kendi derslerine başlamadan önce bunu sürekli zikretmişler. Sebebi ise bunun önemine binayendir. Bunun önemine binayendir. Hem anlattıklarının içinde Allahu azze ve celle'ye söyleyecekleri veyahut dersin içindeki yapacakları bidatlardan Allahu azze ve celle'ye sığınmışlar. Hem de anlattıkları insanlara ne amel işlerlerse işlesinler, ne konuşursa konuşsunlar, bu işlerde tamamen bidatlardan onları sakındırmak için sürekli her dersin başında bu insanların meclisinde hatırlatılmıştır. Yani bu ismi sürekli geçmiş olsa da her derste gerek ilmi gerek fiili olarak buna işarette bulunulsa da veyahut bir noktada bu klişe olarak görünse de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin bu çağda okunduğu yerde bir noktada mecbureten bizler bid'at mefhumundan bahsetmek zorundayız. Neden? Çünkü geçmişte yaşayan ilim ehlinin bid'at mefhumu anlayışı ile bugün yaşayan insanların içindeki bid'at mefhumu aynı değil. Bid'atın zahir olduğu günler vardı, zahir olmadığı günler başa geldi. Yani sünnet ehlinin yanında herhangi bir söz veyahut herhangi bir amel bid'at olarak ortaya atıldığı anda onlar bunun henüz deliline vakıf olmasalar da anlıyorlardı. Sebebi, çünkü ilim ehli arasında, sahabe arasında, tabi'in arasında ve etba'u tabi'in arasında, yani hayırlı üç nesil arasında yapılan amellerin tamamı, bir kısmının, o insanların bir kısmı bunun delilini bilse de bir kısmı bilmese de yapılan amellerin tamamı sünnete muvafık olduğu için İnsanlar farklı bir amel gördükleri an bunun sünnetten olmadığını anlıyorlardı. Yani bu sünnetten değil. Neden? Çünkü bizim kendileriyle karşılaşmış olduğumuz ilim ehli, bizim kendilerinden ders almış olduğumuz, yerine göre sadece mescitlerde sohbetlerini dinlemiş olduğumuz bu büyük insanlar sadece sünneti anlatır ve sadece sünnet ile amel ederlerdi sözüyle bidatın ne olduğunu zahiren ortaya koyuyorlardı. Bugün ise bunun yapılmamasının, yapılamamasının en büyük sebebi sünnet lafzı ile bidat lafzının karışmış olması ve buna bir parantez olarak bidat-ı hasene kelimesinin dahil olması. Yani tamam, kabul, bu bidattır. Hani sünnette veya sünnet ehli indinde bu yok idi. Lakin bu güzel bir şeydir. Güzel bir bidattır. O yüzden bununla amel edilmesinde herhangi bir beis yok diyerek sünneti bu noktada saf dışı etmeye çalıştılar. Şimdi sünnetin saf dışı edilmesi meselesine gelince sünnet sadece hadis inkarcıları tarafından, Kur'an inkarcıları tarafından, bugünkü şarkiyatçılar yani oryantalistler tarafından saf dışı edilmeye çalışılan bir bab değil. Bugün sadece takvim yaprağıyla dinini öğrenen, camiye gittiği zaman imamın dediğini direkt taklit eden, bununla beraber kendi mezhebinin imamını, aleykümselam ve rahmetullah, kendi mezhebinin imamını kendisine Mehdi olarak tayin etmiş insanlardan bahsediyorum. Mehdi derken yani ona doğru yolu gösteren insan olarak tayin etmiş insanlar da yaptıkları bidatlarla, yakinen inandıkları bidatlarla Kur'an'ı ve bir noktada sünneti ne yapmışlardır? Saf dışı etmişlerdir. İşte bu çağın en büyük müşkilatlarından bir tanesi bidatların sünnet olarak yakinen inanılmasıdır. Bakın yani bunların bidat olduğu biliniyor. Lakin bunu değiştirmek için sünnete tabi olunuyor değil. Buradan maksat nedir? Bu insanlar bidatı görüyorlar lakin bidat olarak değil. Bu şey onlara göre sünnetin direkt içinden olan bir mesele. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat fiilinden ve kavlinden geldiğine inanılıyor bidatların. O yüzden geçmişte ilim ehli işte bid'atun idafiye diye işte izafi bidatlar, izafi olmayan bidatlar, asli bidatlar diye ay taksimata gitmişler. Bugün eğer bizler bidat kelimesinin ne olduğunu, bugün sünnet ile bidatın ne olduğunu ayıramaz isek, bizim her an bidatta vuku bulmamız an meselesi. Yani bir de sünnet diye işleriz, bundan haberimiz olmaz ki birçok ameli meselede bizler bunu yeri geldiğinde yapabiliyor veyahut bu konuda kafamız karışabiliyor. O yüzden bidatın kelime manasına geldiğimizde Allahu azze ve celle'nin aslen sıfatlarından biri olan bir kelimenin aslında köküyle müştak. O da beda'a kelimesi. Yani beda'a bir şeyin yoktan var edilmesi. Hiçbir şey yoktur. Yokluk mevzu bahistir. Allahu azze ve celle yokluktan bir şey var ettiği için, var edebildiği için Allahu azze ve celle'ye yeri geldiğinde birçok ayette mubdi' denir veya bedi' denir. Bedi'u's-semâvâti vel-ard. Yeri ve göğü hiç yoktan var eden. Bakın burada bedi' kelimesi vardır. Yani bu kelimelerin nereye vardığını bilmek zorundayız bir Müslüman olarak. Mesela baktığınız zaman Said Nursi'ye bugün bu toplumda ne denir? Bedi'u's zaman denir değil mi? Halbuki Bedi'u's zamanın tam manası zamanı yoktan var eden demektir. Ama bunun tabi teviline indikleri için bu kelimenin tevilini şöyle yaparlar. Hani Bedi'u's zaman yani zamanında kendisi gibisi olmayan. Yani burada bir kavram karmaşasıyla insanın karşısına çıkıyorlar. Yani onun olduğu zaman da onun gibi sünneti, Kur'an'ın sünneti, İslam dininin savunan bir insan olmadığı için kendisine zamanın işte başlangıcı gibi, zamanı zamanında onun gibisi olmayan kişi gibi bazı sıfatlar yakıştırıldı. Lakin bunun asıl manası nedir? Zamanı yoktan var eden. Bu ise Allahu azze ve celle'nin sıfatıdır. Bediü'z-semâvâti vel-ard. Yeri ve göğü yoktan var eden demektir. Şimdi bidat kelimesi bedi' kelimesinden müştak olduğu için İslam dininde Allahu azze ve celle'nin Kur'an'ında zikretmediği, bununla beraber herhangi bir karine olmaksızın işaret etmediği, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnette söylemediği, yapmadığı, tasvip etmediği ve bunların üçünden ari olarak herhangi bir şeye dahi olsa işaret etmediği her şeyin ismi bizim için bidattır. Onun güzel oluşu, kötü oluşu bu konuda Müslümanları gerçekten ilgilendirmez. Bir amelin İslam'da güzel oluşu onun yapılabilirliği anlamına gelmemektedir. Yani bir amel güzeldir. İsterse namaz olsun, isterse oruç olsun, İsterse zekat olsun, isterse hac olsun. Hac güzel bir ibadet değil mi? Ben bugün hacca gitmek istiyorum. Olur mu? Sebep? Neden hac bugün olmaz? Çünkü şu an zamanı değil. Değil mi? Ama hac güzel bir ibadet. Ben hacca gittiğim zaman aynı anamın karnından doğmuş gibi tertemiz oluyorum. Değil mi? Orada yapmış olduğum her amele ayrı ayrı ecirler var. Ben bugün gitmek istiyorum dediğim zaman gidemediğim gibi, bakın gidemediğim gibi, ben canım istediği zaman da namaz kılamam. Nasıl haccın belli bir vakti varsa namazın da Allahu azze ve celle tarafından belirlenen vakitleri, keza yine namazın Allah Resulü aleyhisselatü vesselam tarafından belirlenen vakitleri vardır. İnnes salate nedir? Muhakkak ki namaz müminlere belli vakitler içerisinde farz kılınmıştır. Değil mi? Namaz insanlara belli vakitler içerisinde farz kılınmış bir ibadettir. Bu farz namazlar için delil getirdiğimiz bir ayet. Şimdi nafile namazlara geldiğimiz zaman nafile namazların vaktini kim belirliyor? Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl farz namazların vaktini Allah Azze ve Celle belirlemişse, sünnet namazlarının yani tetavvu dediğimiz namazların vaktini de Nebi Aleyhisselatü Vesselam belirlemiştir. Ben örnek veriyorum. İkindi namazından sonra canım istedi, ben 2 rekat namaz kılacağım. Kılma, kılamazsın. Bir, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklamış. İki, diyelim ki yasaklayıcı bir nakil yok. Sen yine keyfine göre namaz kılamazsın. Çünkü ibadet meselesi tevkifidir denir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer onu yapmışsa yapılır, yapmamışsa yapılmaz. İkindiden sonra veyahut şu vakitte namaz kılmayı men eden bir şey var mı diye sorulmaz. Bu sorulmaz. Çünkü bu ibadettir. Yapılabilirliği bizim için önemlidir. Yapılmayacağına dair gelen delil umursanmaz. Çünkü böyle bir delil olamaz. O yüzden nasıl ben keyfime göre hacca gidemiyorsam, keyfime göre namaz kılamam, keyfime göre oruç tutamam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği vakitlerde ancak oruç tutabilirim ben. Visal orucu tutamam. Ben ecre girmek istiyorum, visal tutacağım diyemezsiniz. Veyahut ben cuma gününe has sırf cuma diye oruç tutmak istiyorum dediğiniz zaman tutamazsınız. Bir gün öncesiyle veya bir gün sonrasıyla ne yapmak zorundayız? Bağlamak zorundayız değil mi? İşte bidat denilen mevzu muhterem kardeşlerim, bu noktada Müslümanları bugün derinden ilgilendiren meselelerden biri. Yapmış olduğumuz herhangi bir amelde bir bidatta vuku bulabiliriz. Bu ise kişiyi çok farklı yerlere sürükleyebilir. Birazdan inşallah bidatın kişiyi sürüklediği yerler gelecek. Evet, bidat kelimesi dedik ki beda'a kökünden müştaktır, yani türemiştir. Bir şeyin yoktan ortaya çıkması. Bir insana mübtedi dendiği zaman, yani bu bidatçıdır dendiği zaman maksut şudur: bu kişi Kur'an'da ve sünnette olmayan bir şey yaptı, bir amel yaptı, bir söz söyledi. O bu sebepten dolayı ona mübtedi denir. Tabii bunun ahkamı var. Yani bu adamla konuşulur mu? Bu adamla oturulur mu? Bu adamın rivayet ettiği hadis kabul edilir ve nakledilir mi? Bunların her birinin tek tek açıklaması var. İnşallah bunları muhtasar bir şekilde anlatacağım. Bundan dolayı Allahu azze ve celle Ahkaf suresi 9. ayette diyor ki, de ki ben Allah tarafından kullara ilk defa gönderilen bir peygamber değilim. Ben Allah tarafından kullara ilk defa gönderilen bir nebi değilim diyor. Şimdi bakın bu ayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslında Mekkeli müşriklere bir şey ispatlıyor. Devamında diyor ki ayetin, bilakis benden önce birçok nebi gönderilmiştir. Müşriklerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sen çok yeni bir şeyle bize geldin, bizim bilmediğimiz, bizden önceki toplumların duymadığı ve bilmediği bir şeyle bize geldin demesinler diye, ki diyemeyecekleri bir olay, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Azze ve Celle bu ayeti vahyediyor. De ki ben Allah tarafından ilk defa gönderilen bir nebi değilim. Yani biliyorsunuz ki benden önce de nebi geldi. Yani ben bidatçı değilim. Tabi burada bidattan kastettiğimiz şey Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin sonradan ortaya çıkan bir şey olmaması. Sonradan ortaya çıkan bir şey değil. İslam'da hiçbir amel, özellikle akidede, bakın akidevi meselelerde değişen hükümler hariç, neshedilen hükümler hariç, Adem Aleyhisselam'ın şeriatından Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına kadar hiçbir şey değişmemiştir. Bakın burada bazı ayrıcalıklar var. Yani Yahudilere farz olan şey bize değildi, bize farz olan onlara değildi. Onların tahrif ettiği şeylerle biz bugün mesul değiliz. Bunun gibi Yusuf Aleyhisselam'ın zamanına baktığınız zaman onlarda insanın insana secde etmesi neydi? Mübah idi. Yani serbestti. Bu saygı göstergesiydi. Lakin bizim toplumumuzda, yani ümmeti Muhammed'de Aleyhisselatü Vesselam, insanın insana secde etmesi caiz mi? Velev saygı secdesi olsun. Değil. Bu gibi şeylerin dışında akidevi meselelerde şeriatların hiçbirisine değişiklik yoktur. Bundan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben Allah tarafından ilk defa gönderilen bir nebi değilim. Benden önce birçok nebi gönderildi. Yani burada bu ayeti zikretmemin en büyük sebebi buradaki yeniliğin ve bidatın kelime manasını daha rahat anlayabilmemiz. Yine baktığımız zaman Allahu azze ve celle diyor ki Bediü'u's-semâvâti vel-ard, Bakara suresi 117. ayette yeri ve göğü hiç yoktan var eden. Burada kendisine bedi kelimesini kullanmış. Bedi fiilini kendisine, sıfatını kullanmış. Yani eşi bedi. Gelelim bunun ıslahi manasına. Bidatın İslami literatürdeki manası nedir? Daha biraz önce değinmiş olduğumuz gibi bid'at dendiği zaman Kur'an'ın ve sünnetin söylemediği, Nebi'nin yapmadığı veyahut her ikisinden birinin fark etmez işaret etmediği herhangi bir söz, amel bid'at olarak tesmih edilmiştir. Bid'attır. Mesela mana ile hadis rivayet edeceğiz. Çok basit bir şey değil mi? Mana ile hadis rivayet edeceğiz. 5 sene önce bir hadis okumuşuzdur. Hadisi o an böyle yarım yamalak aklımızdadır, nakledeceğiz. Niyetimiz halis ama zikrettiğimizde bidatçı olabiliriz. Neden? Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkmayan lafızlar bizden çıkar da farklı bir manaya delalet ederse o işte dalaletin yolunu açmaktır. O yüzden bakın ilim ehlinde özellikle hadisçiler indinde herkes mana ile rivayet yapamaz. Ve birçok hadisçiye göre hadisçilerin arasında bile mana ile rivayet caiz değildi. Bu sahabe ve tabi'in döneminde bitti. Mana ile rivayet. Niye? Çünkü onlar bizatihi duydular. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bu sözleri idrak ettiler. Ve onlar fakih insanlardı. Akıllarında kalanı olması gerektiği gibi aktardılar. Bugün biz Cibril hadisini anlatıyoruz. Değil mi? Sokakta oturuyoruz. Çay ocağında oturuyoruz. Evde ailemizle oturuyoruz. Bir mevzu geçiyor ve Cibril hadisesinden bahsediyoruz. Öyle lafızlar geçiyor ki arada ne Buhari'de var, ne Müslim'de var, ne Tirmizi'de, ne Ebu Davud'da, ne de diğer Sünen sahiplerinde bu lafızlar mevcut. Böyle bir şey yok mesela. Bizim ağzımızdan çıkıveriyor. Mesela şu şekilde rivayet edenleri gördüm. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün otururken ashabıyla beraber dışarıdan gencecik bir adam geliverdi. Şimdi bir adamın geldiği var mı? Var. Hadiste olduğu üzere siyah saçlı, beyaz elbiseli var mı? Var. Yolculuk izi olmaması var mı? Var. Genç olduğu nerede var? Şimdi gençlik tasvirini biz nasıl burada taksim edeceğiz? Birine göre 30 yaş gençtir, birine göre 40 yaş da gençtir, biri 20 yaşındakine gençler. Doğrudur değil mi? Bakın orada olmayan bir lafı oraya koyduğumuz an itibariyle bizler mübtedi konumuna gelebiliriz ki bununla ilgili birçok nakil var. İbn Ömer radıyallahu anh bir gün mecliste otururken birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıklarla ilgili zikrettiği bir hadisi anlatıyor. Diyor ki münafığın misali keçilerin arasında dolaşan başıboş koyuna benzer. Yani keçiler var ama onun arasında başıboş bir koyun dolaşıyor. Buna benzer. İbn Ömer diyor ki Allah'tan kork. Siz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adına yalan söylüyorsunuz. Halbuki adamın maksadı ne olabilir? Gerçekten burada aklında kalanı ve münafığın bir misalini veriyor olabilir değil mi? Ama burada Allah'tan kork diyor. Sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adına yalan söylüyorsun. Zira Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Münafığın misali keçilerin arasında doluşan çıplak keçiye benzer. Yani tüyleri yolunmuş, tüyleri soyulmuş keçiye benzer dedi. Ancak böyle anlat diyor. Keza Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yine Nebi'yi Resul diye değiştirdiği zaman sahabeyi tahzir etmesi de bu meseleye yerinde bir örnek olabilir. O yüzden bizler hadis rivayet ederken dahi lafızları değiştirirsek öyle aklımızda kaldığı gibi veyahut içinde bulunmuş olduğumuz duruma göre karşı taraf böyle daha rahat anlar diye lafızları değiştirip farklı bir manaya delalet etmesine sebep olursak işte o vakit ne olacak? Bizler bidatçı konumda olacağız. Yani bundan Allahu azze ve celle sınırız. Evet. Bidat çıkaran kimse ne olursa olsun dolaylı yönden veyahut bizatihi fark etmez. Allah'ın ve Resulünün aleyhissalatü vesselam hükümlerini yeterli görmeyen kimsedir. Yani bidat çıkarıyor. Bidata tabi olan insandan bahsetmiyorum bakın. Hususi bidat çıkartan insandan bahsediyorum. Mesela gidin Osmanlı dönemine İbni Kemal Paşa diye bir adam varmış değil mi? İbni Kemal Paşa meşhurdur bu adam. Çok soru gelmeye başlıyor. O kadar soru gelmeye başlıyor kabir ehline dua ile ilgili. En sonunda diyor ki çok sıkıştığınız zaman kabir ehline yalvarabilirsiniz. Mesela bu adamın niyetini sorgulayın. Veya o dönemdeki ilim ehli sorgulamıştır belki. Emin olun Allah azze ve celle'nin dinine intisar için yapmıştır. Yani onun dinine yardım için bunu yapmıştır. İnsanların aklı ancak bu kadarını alıyor. İnsanlar ancak bu türlü şeyleri severek bunlarla amel ediyor diyerek bu sözü ağzına atmış olabilir. Ve bugün İbni Kemal Paşa'nın sözüyle neredeyse 80 milyon insan amel ediyor. Neredeyse. Tabi biz bu toplum için bahsediyoruz. Gidin farklı milletlerin tasavvuf erbabına daha şiddetlisini görürsünüz. Ama bu ve bunun gibi insanlar o anı kurtarmak için bidat çıkartmışlar. Lakin işin sonunu düşünmemişler. Belki de düşünmüşlerdir. O yüzden ne diyoruz? Bidat çıkaran kimse Allah'ın ve Resulünün hükmünü yeterli görmeyen kimsedir. Bundan dolayı bidatçı kimsenin bu işin vebalinden sıyrılması çok kolay değil kardeşlerim. Gerçekten çok kolay değil. Çünkü bakın bir bidat çıkıyor. Men senne fil islami sünneten seyyi'eten. Her kim İslam'da kötü bir çığır açarsa senne ne demek? Bir şeyin adetleştirilmesi, bir şeyin sünnet haline getirilmesi. Senne demek budur. Yani ben aldım bu telefonu buraya koydum. Siz benim koyduğumu gördünüz. Artık her derse gelen kimse bu telefonu aynı yere koyuyor değil mi? Ben bunu burada ne yaptım? Adet haline getirdim. İşte buradan maksat bu. Her kim İslam'da kötü bir şeyi adetleştirir, kötü bir çığır açarsa ona ne vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Bu çığırı açan kimse çığırı açtıktan sonra onunla amel eden kimsenin günahından hiçbir şey eksilmeksizin çığır açana da vardır. Yani düşünün senin bidatınla amel eden herkesin günahından sana bir pay var. Kabil Habil'i öldürdü, ilk cehennemliklerden oldu, doğru mu? Ve bugün her kim birini öldürürse öldürmüş olduğu günahtan Kabil'e bir günah var. Düşünün yani bidatçının aslen bidatından sıyrılması çok zor. Bidatını terk etmediği müddetçe. Bidatından tövbe etmediği müddetçe. Bakın diyor ki İmam Beyha Kisunel-i Kubra'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İnne ebgadal umuri ilallahi el bida'u. Muhakkak ki işlerin en çirkini Allah katında Allah'a karşı işlerin en çirkini bidatlardır diyor. Allahu azze ve celle'nin yapılan bütün ameller arasında en buğz ettiği iş bidatlar. Yine baktığımız zaman Sufyan-ı Sevrî diyor ki el bid'atu ahabbu ila iblis minel ma'siyah. Bidat iblise günahtan daha sevimlidir. El ma'siyetu yutabu minha. Günahtan tövbe edilir. Vel bid'atu la yutabu minha. Bidattan ise tövbe edilmez. Yani maksat kişi bidat çıkarttığını anlar. Bunun bidat olduğu kendisine ispatlanır, tövbe eder. Bu başka. Lakin bidatını bilmeyen veyahut bidat çıkarttığı halde bundan tövbe etmeyen insanın üzerine sürekli eklendiği için, o bidatla her amel eden kimseden ona bir pay olduğu için Sufyan-ı Sevrî bu manayı kullanıyor. Yani bundan tövbe edilmiyor. Eğer bunun farkına varmazsan ebediyete kadar gider. Ebediyete kadar gider. Evet. İşte bundan dolayı bidatçının amelini güzel görmesi, bunun Allahu azze ve celle'ye yaklaştıran bir yol olduğunu zannetmesi bidatını çıkartma sebebidir. Yani diyor ki bu Allah'a yaklaştırıyor bizi. Aynı İbn Mesud zamanında olan tesbih çekme hadisesini hatırlayın. Darimi'de geçen rivayet. Taşları alıyorlar. 33 kere elhamdülillah, 33 kere subhanallah, 33 kere ne yapın diyor? Allahu ekber deyin diyor. Gidiyor şaşırıyor. Ey baba diyor, ben bir topluluk gördüm, Allah'ı zikrediyorlardı ama böyle. Şikayet etmesinin sebebi ne kardeşlerim? Bakın dersin en başında söylediğimiz o söz burada önemli. Dedik ya, o dönemde bidatlar alışık şeyler değildi. İnsan alışık değildi bidatlara. Her şey sünnet idi. O yüzden şaşırıyor. Diyor ki hani ben zikrettiklerini gördüm ama hani bizim bildiğimiz gibi değil. Bir şaşkınlık var. Bir zikir çeşidi var ama hiç kimse bilmiyor. Yani sünnet bilmiyor demek. Onların tamamı sünnet idi. Ve gidiyor, siz bu şekilde Allah'ı zikredip taşları sayacağınıza tutun da günahlarınızı sayın diyor, değil mi? Tekme vuruyor taşlara. O yüzden bir kişinin yapmış olduğu amelin güzelliği, hoşluğu ve o ameldeki huşusu kesinlikle ve kesinlikle o amelin bid'at olmadığına delalet etmez. Çok güzeldir, çok huşulu yapar ve birçok kişinin yapmış olduğu sünnet amelinden daha huşulu yapar o ameli. Lakin bidattır, günahtır. Bir kişi huşu olmaksızın sünnete tabi olsun. Bir kişi tüm imanı, yakini ve huşusu ile bidat ameli işlesin. O kişi günah kazanır, bu kişi ecir kazanır. Bu iş bu kadar basittir. Bu iş bu kadar basittir. Evet. Tabii ki de kendisine hatalı, amelini kötü gören günahkarlar bu şekilde değil. Her kim bidatından tövbe ederse Allahu azze ve celle kendisine mağfiret edecektir. Çünkü bu Kur'an ve sünnette mevcuttur. Evet. Şimdi gelelim bidat-ı hasene meselesine. Çünkü tek tek şu tabirleri anlatalım ki meselenin vukuunu anlamış olalım. Bid'at-ı hasene denilen olay bundan takriben 500 sene önce. Bakın çok eski bir mazisi yoktur bidat-ı hasenenin. Geçmiş tasavvuf erbabına bakın. Hicri 400-500'lerde yaşayan tasavvufçulara bakın. Hiçbirinin ağzından bidat-ı hasene göremezsiniz. Bu güzel bir bidattır göremezsiniz. Sünnettir derler. Caizdir, mübahtır, sünnettir, müstehaptır derler. Ama bidat-ı hasenedir demezler. Ama sünnet olduğuna inanırlar. Bundan 500 yıl kadar önce kardeşlerim, bazı topluluklar belli ameller işliyorlar ve bunlar gerçekten bu işin farkındalar. Bakın, bidat-ı hasene diyen bir adam o olayın bidat olduğunu biliyordur. Yani ben bunun sünnet olduğunu düşünüyorum ama bidat-ı hasene diyebilir misiniz? Bir daha tekrar edeyim. Ben bu amelin sünnet olduğunu düşünüyorum ama bu amel bidat-ı hasene diyemezsiniz, değil mi? Ya sünnettir ya bidattır. Bidat-ı hasene nedir? Güzel bidat. Güzel bir bidattır. Yani amel edilebilir manasında kullanıyorlar. Şimdi bakalım. Bidat-ı hasene dendiği zaman bir amel işleniyor muhterem kardeşlerim. Ve bu amelin o kişiye terk edilmesi çok zor geliyor. Yani bu ameli örnek veriyorum. Mesela evvabin namazı düşünün. Değil mi? Bu toplumda yıllarca kılınır. 50 yıl boyunca bu namazı kılmış bir adama de ki ya bu bidattır. Adam sana der ki ya ben 50 yıldır bu namazı kılıyorum. Artık o ibadet onda alışkanlık haline gelir. Ne yazık ki bizim toplumumuzda sünnet ile amel alışkanlık haline gelmez. Ama bidatlar alışkanlık yapmıştır. İnsanlar bidatlara alışmıştır. Terk edemez. Bakın, ama sünnete gelince insanlar sünneti uygulamakta çok zorlanıyorlar. İşte şeytanın desiselerinden biri de burada. Bidatı onlara güzel gösteriyor. Bidat konusunda onlara vesvese vermiyor. Bakın, şeytan insana bidat konusunda vesvese vermiyor. Neden? Eğer bidat konusunda vesvese verse bidatı terk edecek. Anlayacak ki bu şeytanın desisesi. Ama sünnete gelince başlıyor şeytan vesvese vermeye. Sünneti işleme, bırak namazı ne yapacaksın? Sünnet namazlarını kılma, örnek değil mi? Tetavvu oruçlarını tutma, zor geliyor. Bunu söyler ama bidata gelince ecir var ha. İşin sonunda ecir var. Bu namazı sakın terk etme. Bununla ilgili şöyle rivayetler var. Olmadık uydurma rivayetleri adama gecenin uykusunda aklına getirir. Bütün uydurma rivayetleri ezberlettirir. Sırf o ameli en güzel şekilde işleyebilsin diye. Neden? Çünkü şeytana lazım olan şey bu. Ama sünnete gelince ne oluyor kardeşlerim? Terk ediliyor. İşte buna demişler ki bid'at-ı hasene. Güzel bir bid'at. Aynı tabi bu konuda delilleri de var. Ömer radıyallahu anh'unun teravih namazı için zikri geçtiği zaman hani bu güzel bir bid'attır. Hani burada Ömer radıyallahu anh bunu hangi maksutla kullanıyor? Hani bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında bu şekilde ve sürekli olarak yapılmadı. Lakin bu güzeldir. Ve o gün sahabelerin çoğu ne yaptılar? Buna ittifak ettiler değil mi? Şimdi burada bidatı çıkartıyor. O kelimeyi oradan çıkartıyor. Bak burada da bidat var. Eğer bizler Ömer radıyallahu anh'un bu sözü ile yani hassaten amel edecek olsak o zaman bidat kelimesini kötüleyemeyiz. Doğru mu? Ne güzel bidattır demiş. O zaman ben güzel bir şey yaptığım zaman güzel bir bidattır diyeyim ve bunun ecrini bekleyeyim. Olur mu? Olmaz. O yüzden bid'at ehli veyahut bir amele bid'at-ı hasene diyen bir kimse ancak iki şeyi iddia etmiştir. Birincisi şudur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu bilmiyordu, ben bildim. İkincisi ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu biliyordu ama sakladı. İkisinden birini iddia etmek zorundadır. Ya bize yapılan amelin delilini verecek ya da bu ikisinden birini iddia etmek zorunda kalacak. O yüzden bidat günahtan daha tehlikeli. Halbuki Allahu azze ve celle ne buyuruyor muhterem kardeşlerim Maide suresinde? "El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radîtu lekumul islame dîna." Ben bugün sizin dininizi tamamladım. Tamamladım ne demek? Yani kemale ermiş bir din var. Bakın, bunun yanlış anlaşılmasının önüne geçelim. Belli bir müddet önce şöyle sözler yayıldı. Hani din tamamlanmaya devam ediyor. Şimdi bu bir noktada doğru olabilir, evet. Ama bu ayete muhalifen söylenirse bu yanlış. Dinin tamamlanmaya devam etmesi eksik olan parçaların tamamlanması değil. Din kemale erdi. Her şeyle kemale erdi. Lakin yeni olan olaylar, yeni asırlarda çıkan vakıalar sebebiyle ortaya çıkan bir fetva, bir hüküm yeni olabilir. Geçmişte verilmemiş olabilir. Lakin bugün verilen fetva, geçmişte verilen fetvalara veyahut herhangi bir hadislere, ayetlere muvafık ise yine o tamamlayıcı özelliğini taşımaz. Tamamlanmış bir şeyin şimdi ortaya çıkmış bir parçasıdır sadece. Burayı anlatabildim mi? Yani bugün verilen herhangi bir fetva, adam soruyor bankadan promosyon almak caiz mi? Şimdi bakın bakalım hadislerde promosyonla ilgili hadis var mı? Var mı? Yok. Biz bu işi nerede değerlendiriyoruz? İşin riba kısmında değil mi? Bankalarla muamele kısmında işte İslam'ın birçok fıkhi babına giren bablara ne yapıyoruz? İnceliyoruz değil mi? Verilen herhangi bir hüküm geçmişe taalluk ediyorsa, Kur'an'a ve sünnete muvafık ise ki delillerle bu çıkıyor. Ne diyoruz? Tamamlanmış bir dinin yeni mevzu olması sebebiyle ortaya çıkan bir parçası sadece. Tamamlanmış bir din bu. Yani ribanın hükmü o kadar geniş ki bugün banka promosyonuna bile cevap verebiliyor. 1400 sene önce Nebi'nin ağzından ayet olarak çıkan "Yemhakullahu riba ve yurbi sadakat." وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Sözü geldi. Oradaki ribanın öyle geniş bir dairesi var ki 1400 yıl sonra banka promosyonuna cevap verdi. Bu kadar basittir. O yüzden Allah azze ve celle'nin dini eksik değil. Yani aslen bidata ihtiyaç yok. Yani bugün bidat işleyen insanlar sadece sünnete muvafık olup sünnet amelini işleseler vallahi billahi tallahi bidata ihtiyaç kalmayacak. Adam evvabin namazı kılar, gece namazını kılmaz mesela. Kolaydır ona göre değil mi? Veya kalkar, öğlen namazını kıldıktan sonra camide benim gördüklerimiz var, hepimiz görürüz. Şu insanlar vardır, fark etmişizdir. Namazı kıldı ya, cemaat bitti, arkaya geçer, başlar böyle kılmaya. Kılar, izlerseniz kılar, devam eder. 10 olur, 20 rekat olur. Sorarsınız ne kıldın? Kaza. Kaza namazı kıldım. Halbuki sünneti bilseydi bunu yapmazdı. Niye? El İslamu yecubbu ma kablehu. İslam kendisinden önceki ne yapar? Siler. Tabi burada namazın terkinin nereye gitti? Namazı terk eden kimsenin ne olduğu sorusu ile namazı terk etmek yoktur ki namazı kaza etmek olsun cevabı geliyor. O yüzden bakın İslami noktada bidatların her türlü önü kesilmiştir. O yüzden ben dedim ya şu iki şeyi iddia etmek zorunda. Ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu konuda cahildi, ben bildim. Ya da biliyordu, sakladı. O yüzden bakın bidatların tamamen önü kesilmiş. Birisi bidat çıkartacaksa gerçekten zorlaması lazım. Çok zorlaması lazım. Ki biz toplum olarak dini takvim yaprağından öğrenen, dini yaşayan insanların imanına bunda koca karı imanı vardır denilen insanlarız. Doğru mu? Yani koca karı imanı nedir? Türkiye'de bu lafız biraz şaka gibi gelebilir ama bu tam oturan bir lafız. Yani anadan babadan öğrenmeyle yapılan işler. Baba böyle dedi, öyle geldik geçtik. Buna koca karı imanı derler. Yani toplum bu şekilde tesmiye ediyor. Değil mi? Gidin Rize'nin bilmem ne köyüne, Diyarbakır'ın bilmem ne köyüne, orada 90 yaşında bir teyze bulun. Neye göre amel ediyor diye sorun. Der ki babam böyle yapıyordu. Annem böyle yapıyordu yani. Biz böyle gördük büyüklerden denir. İşte dinin bu raddede, bu toplumda bu şekilde öğrenilmesi bile aslında bidatın terk edilmesi için bir mani, bir dezavantaj. Çünkü babalardan, büyüklerden gelen din yaşanıyor. Takvim yaprağını açtığın zaman delili ne adam? Adam takvimden kopartıyor, gösteriyor. Bak burada hadis yazıyor. Delil altta ne yazır kardeşlerim? Bakın televizyonlara çıkar, bazen internet programlarında görürsünüz. Özlü sözler altında yazar. İşte o bunu söylemiştir, bu bunu söylemiştir. Tak bir hadis zikrediyor, altında da hadisi şerif. Tamam bu hadisi şerif yani. Hadis diye söylemiş bir şey doğru. Peki... Gerçekten ben nasıl bileceğim bunun hadis olduğunu? İşte bu türlü insanların bidata düşmesi çok normal bir şey bu toplumda. Ve burada görev kime düşüyor kardeşlerim? Sünneti müdafaa edip sünnetle amel eden insanlara. Bizler anlatacağız. Bidat ehlinin ya kardeşim bakar mısın ben bidat işliyor muyum diye gelip size sormasını beklemeyin. Sormaz. Niye? Çünkü o sünnet ehlidir kendisine göre. Değil mi? Adam en son çıktı mesela ne dedi? En son yapılan videolardan birkaç güne çekildi galiba. Rüyada gördüm Gavs Hazretlerini, dedi ki işte Şeyh Saki'nin elini tutan Allah'ın elini tutmuştur. Sonra eliyle böyle çenemi tuttu kaldırdı, dedi ki anladın mı? Hani böyle tembih ve tahzir de var. Dikkat et, Şeyh Saki'nin elini tutan Allah'ın elini tutmuştur. Şimdi burada onu dinleyen kesime bakın. Bu adam için bir şey demiyor. Bu adam zaten ipi kopmuş bu adamın. Bakın burada iş bidat çıkartma değil. Burada bu sözler küfür, bu sözler şirk. Bu artık bidattan çıkmış. Orada bunu dinleyen insanların şunu diyememesinin sebebi anlattığımız koca karı imanı var ya, o işte. Şunu diyememesinin sebebi. Ya hocam sen ne anlatıyorsun? Ne demek Şeyh Sakin elini tutan Allah'ın elini tutmuştur? Bu ne demek? Resul bunu söyledi mi? Sahabeden bu şekilde düşünenler var mıydı? Sen bunu nereden çıkarttın diyememelerinin sebebi bu iman. Niye? Çünkü o adam onun gözünde neredeyse uluhiyet makamına sahip. Adam da uluhiyet makamını görmese ne yapar kardeşlerim? İtiraz eder. Aynı sözü Allah muhafaza, Allah'a sınırız. Onların yanında ben söyleyeyim, defol git kafir derler. Doğru mu? Ben söyleyeyim veya halktan bir adam çıksın, sana kafir der. Ama şeyh söylediği zaman başka. Niye? Çünkü aslında dahilinde ona bir uluhiyet makamı biçmiş. Hata etmez. İşte Ali Haydar Ağızkavi Efendi'nin dedikleri veya Mahmud Efendi Hazretleri'nin söyledikleri bizim için Allah'ın söyledikleri gibidir dedi. Değil mi? Şimdi eğer kendi hocasına uluhiyet makamı biçmeseydi bu sözü eleştirir veya bunun arkasını düşünürdü. Yani ben bunu diyebilir miyim gerçekten derdi ama diyemiyor. Niye? İşte elem tara men ittehade ilahehu hevâh. Sen hevasını ilah edineni görmedin mi? İşte bu budur kardeşlerim. Bidat üzerinde ısrarcı olmak, bidatına davet etmek kişinin nefsini ilah edinmesine kadar götürür. Bu ise kişiyi şirke götürür. Ve bunun için Şabi diyor ki bidatın son noktası şirktir. Şirke götürür insanı bidat. Evet, şimdi gelelim toplumsal arızamız olan ve toplumda aslında bazı şeylerin cevabı olmadığını düşünsek de cevabı olan bir müşkülata. Bu insanlarla oturulur mu? Bu insanlarla konuşulur mu? Bu insanlarla dostluk yapılır mı? Şimdi bakın tasavvuf erbabına. Adam gidiyor meyhaneye. Ey adam sarhoş orada. Farkındasınız değil mi? Adam içiyor. Orada millet sarhoş. Gidiyor diyor ki Allah'tan kork, içme. Adam da bakıyor. Değil mi? Gidin bizim dağ yoluna. Ben geçen denk geldim. Uludağ'a giden yola. Orada hep bilirsiniz Bursa manzarasında içiyorlar ya. Geçen gördüm bir grup sofi gelmiş. Adamlar gerçekten sarhoşlar. Allah'tan korkun, bunu içmeyin. Bak Allah cehenneme atacak. Ayık olan insana sünneti anlatamaz. Ama gider sarhoşa içkinin haram olduğunu anlatır. Bu yapıda olan bir insanın bidattan kurtulması mümkün değil muhterem kardeşlerim. Bu yapıda olan bir insanın bidattan kurtulması mümkün değil. Şimdi o yüzden geldim. Toplumsal sıkıntı dedik ya. Bunlara dostluk yapılır mı? Hepimizin az da olsa bu tür arkadaşları vardır. Terk edemediğimiz, yılların dostluğunu getirdiği bazı arkadaşlarımız vardır. Namazı kılmayan vardır. Namaz kılıp sünnet inkarcısı olan vardır. Bunların hiçbirisi olmayıp bidatçı olan birisi vardır. Ama 30 yıldır arkadaşımızdır. Ne yapacağız? Oturmayacağız mı? Bu işin aslı şudur kardeşlerim. İnşallah sona geliyorum ve topluyorum. Eğer bizler kim olursa olsun sünnete tabi olmayan bir insan ile oturuyorsak iki şeyden mesulüz. Bir, ya davet etmek zorundayız ya da velâ ve berâ kaidesini uygulamak zorundayız. Bakın bunu net bir şekilde söylüyorum. Bu sünnetin üzerinde ittifak ettiği bir mevzudur. Nasıl davet edeceğiz? Adam 20 yıl oturur, 20 yıl boyunca davet eder. Evet. Ama oturduğunda sen konuş. Çünkü eğer biz ona sünneti anlatıp onu sünnete davet edemiyorsak o bize bidatı anlatacak ve bize bidatına davet edecek. İkisinden biri. Sen bidatına kendine sakla, ben sünnetimi kendime saklayayım diyebiliyor muyuz? Biz neyle mesulüz? El emru bil ma'rufi ve nehy anil münker. Münkerden nehy, iyiliği de emir. İyiliği emir derken yani veya münkerden nehy derken ben küfür ettiğin zaman kardeşim küfür etme demek değil sadece. Eğer benim bu denli bir dostum varsa onu o yoldan döndürmek de iyiliği emredip kötülükten nehyetmek. Dönmüyor mu? O zaman uzaklaşacaksın. Ya davet edensindir ya da davet edilensindir. İkisinden biridirsin. Bu hayatta başka yok. Biz nötrüz. Bu mesele hiç konuşmayız. Böyle bir şey mevzu bahis değil. İlla inançlar bir yerde gelir. Ne yapar kardeşlerim? Çatışır. Buna biz engel olmak zorundayız. Sonra ne oluyor? Ya ben böyle şeyler duydum. Sünnet kitabı adam okumaz. Buhari okumamış, Müslim okumamış, Ebu Davud okumamış. Hiçbir şekilde hadis kitabı okumamış. Gider mesela Abraham Maslow'un psikoloji kitabını okur. Sonra gelerek ya bak şimdi Abraham Maslow psikoloji kitabında öyle şeyler bahsediyor ki gerçekten hani benim ufkumu açtı. Ve adam zaten Allah Resulü bunu söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha güzellerini söylemiş. Ne işin var Abraham Maslow'la? Oku. Bunların tamamını bitir. Belki reddiye vermek için. Belki gerçekten istifade edeceğin bir şey vardır. Okursun başka. Buna ne denir literatürde? Hebbe ve debbe. Yani oradan buradan her yerden getirir. Ve burada kendisine bir kaide biçer. O yüzden sünnetle iştigal etmez isek bid'atle iştigal etmek zorunda kalırız. Bakın ederiz edebiliriz değil. Zorunda kalırız. Evet, dostluk yapılır mı? Dediğim gibi eğer davet edemiyorsak, ettiğimiz halde cevap alamıyorsak el velâ ve'l berâ. Sınır koyacağız. Sınır koymak zorundayız. Bakın daha önce bir konuşma geçmişti. Menzil cemaatinden biriyle oturup konuşuyoruz. Yani bidatların kişiyi getirdiği noktaya bakın. Dedim ki seninle konuşurum ama bir şartla. Nedir dedi? Dedim ki ben sana uzun anlatacağım ve sen kesinlikle dedim dinleyeceksin. Kabul dedi. 3 gün boyunca oturup kalktık kardeşlerim. Uzun anlattım ve gerçekten dinledi. Hiçbir şekilde itiraz etmedi. İşin sonunda ben bitirince o konuşmaya başlayacak. Bana tek bir cümle kullandı. Dedi ki bir kere sen... Bu ne demek? Ve devam ederdi ki kasrikten geçenleri izle. Şimdi o anda bir acı hissediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben 3 gün boyunca sana Kur'an'ı ve sünneti anlattım. Allah'ın ve Resulünün dışında seni kimseye davet etmedim. 2 büyük esere, Kur'an'a ve sünnete sadece seni çağırdım. O hocaya, bu hocaya çağırmadım. Şu şeyhe tabi ol demedim. Bu işin sonunda sen bana diyorsun ki bir kere sen de gel. Geleyim de büyüleneyim. Sebep bu. İşte kardeşlerim Kur'an ve sünnet nimeti bugün gerçekten zenginlik nimetinden, mal mülk nimetinden, araba evlat nimetinden vallahi billahi daha önemli. Böyle bir çağda. Camiye gidiyorsunuz, sünneti yaşamanız sebebiyle gurur duyuyorsunuz. Gerçekten böyle. Yüzlerce insan namaz kılıyor. Yüzlerce insan toplu tesbihat çekiyor. Yüzlerce insan yetiş ey gavs diyor. Şefaat ya Resulullah diyor. Ve siz diyorsunuz ki kendi içinizde bunlar sünnetten değil. Onu o an diyebilmek gerçekten Allah'ın nimetine şükretme gerektiren bir durum. Onu o an diyebilmek. Şunu düşünün. Adam yetiş ya gavs diyor. Evet bunu demek lazım. Bunun dediği doğru dediğiniz anları düşünün. İşte o yüzden sünnet nimeti bugün çok önemli. Basit bir şey değil. Fitne çıkartmaya gerek yok. Hani camiye gittiğimiz zaman Müslüman arasında işte parmak sallamayın. Değil mi? Hani ellerinizi biraz daha aşağı indirin. Müslüman arasında fitne çıkartılmaz. El fitnetu eşeddu minel katil. Fitne adam öldürmekten daha beterdir ayetine getiriyor. Asıl fitne Allah Resulü'nün sünnetini yaşamamaktır. Tek başına kalsan bile sünneti yaşayacaksın. İsterse dövsünler. En fazla dayak yersin. Yani bu Malezya'da mıydı, Endonezya'da mıydı? Bu parmak sallayan namazda kesiyorlardı. Hangi ülkede hatırlayan var mı? Afganistan mı? Bak düşün parmak sallayan kesiyorlardı. Adamın biri dedi ki en fazla parmağım gider. Ben gene niyette sallarım. Yani bu çok basit. Ki kimi Allah için elini göğsüne bağladı diye dövdüler camide. Şu var mı hatırladığımız? 2003-2004'ten beri. Değil mi? Ya tamam bu olabilir. Veya kim parmak salladığı için parmağı kırıldı. Kimin sakalından tutup caminin dışına kadar sürüklendi. Var mı? Yok. Buna rağmen fitne çıkartmamak lazım diyorsak vallahi yanımızda şeytan var. O yüzden bundan Allah'a sığınmak lazım. Allahu azze ve celle bidatların çirkinliğinden, bidatın bize süslenip güzel gösterilmesinden muhafaza eylesin. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Mesele